Size romantik bir hoş geldin demek Hoş istedik. Hoş geldiniz. geldiniz. Hoş Çok bulduk. teşekkürler. Nasılsınız Aydik Hanım? Çok iyiyim, geçmiş sağ olsun. Olun. Sabah Teşekkür sesiniz. Geçmiş ederim. olsun. Birazcık sesim kısıldı. Ama sizlerle olmak için özellikle gelmek istedim. Çok teşekkür ederiz. Çok Hem de teşekkür böyle ederiz. tanışmak da istedim. O yüzden böyle biraz Harika. kısık sesli halimle idare Olsun. edeceğiz artık. Azamanızda parmak izleri hayırlı olsun. Çok Şahane bir aşk teşekkür şarkısı ederiz. Sevgililer Günü Özel. Anlatır mısınız nedir hikayesi? Buyurun Aydın Hanım. Şöyle özetleyeyim. Ya aslında şarkıları özetlemek o kadar zor ki içinde o kadar büyük bir duygu seli var ki onu böyle minnacık kelimelere dökmek bazen çok zor oluyor. Ama bu şarkıyı bestelerken ben şunu düşünüyordum açıkçası. Hani insanlar duygusal olarak birbirine çok kötü davranıyorlar. Çok fazla şiddete maruz kalıyoruz. Çünkü sadece birbirimizi aslında biz silahlarla öldürmüyoruz. Yani tüfeklerle öldürmüyoruz. Niye? Kelimelerle, davranışlarımızla öldürebiliyoruz ve çok fazla yara var içimizde. Evet, bu. Hem sevda anlamında çok yara var, hem dostluk, arkadaşlık anlamında çok yara var. Ve bu noktada çok da parmak izi var aslında o yaraların üzerinde. O failler var, o yaraları açanların. Besteledikten sonra da hep Birol'un sesini duyuyordum. Çünkü Birol'u hem müzisyen olarak çok seviyorum, hem insan olarak çok takdir ettiğim bir insan. Ben öyle çok proje insanı değilim. Hani böyle şimdi düet yapayım. Peki kimle yapayım? Hani bunu böyle matematik formül ya da kariyerde bir dönem gibi düşünmüyorum. Proje düetlerinden de hiç hoşlanmıyorum, açıkça da söyleyeyim. Sonra Birol'la beraber bir araya geldik. Ta 1,5 sene kadar oldu. O dönem çok yoğundu. Ama ben bekledim. Şarkıyı başka kimseyle de okumadım. Kendim de çıkarmadım. Hatta sonra Birol da anlatır. Sözlerine dedi biraz katkı yapayım mı dedi. Dedim ne demek? Neler yaptınız? Nasıl katkıda bulundunuz? Dediği gibi Aydilgen'in 1,5 yıl önce hatta 2 yıl önce konuşmuştuk. Olabilir, evet. Pandemi öncesinde konserler onlar bunlar bir türlü o işin içine konsantre olamadım. Olamadık aslında beraber onun da çok konseri vardı. Sonra tekrar alevlendi şarkıya yönelik aşkımız diyelim. Senin hep vardı ben de Evet. dahil oldum. Biraz da sözlere de salça oldum. Çünkü bir şeyi Estağfurullah. yapınca o duygu da alıyorsanız kendinizden bir şey katmak söylerken de işin duygusunu arttırıyor diye düşünenlerdenim. Sonra da keyifli bir düet ortaya Aa, çok. çıktı. Keyifle yaptık. Bir şey olsun diye yapmadık. İçimizden geleni yaptık. Umarım Güzel. dinleyenler, sizler Harika. Ben çok mutluyum. İyi ki salça olmak ne demek? Yani hatta Birol'un bir lafı var bana dedi ki birkaç hançer atabilir miyim dedi. Dedim ne hançeri? Ama böyle dedi o vurucu cümleleri var Birol'un. Çok iyi bir şair bence aynı Teşekkür ederim. zamanda. Dedim lütfen ve böyle birkaç katkı yapabilir miyim demesine rağmen o kadar güzel katkılar yaptı ki sözleri beraber yazmış olduk. O anlamda da çok mutluyum. Yani şimdi şey zannetmesinler, birkaç kelime ekledi gibi bir şey değil. Bayağı beraber ortaya çıkmış oldu sözler. İyi ki de öyle oldu. Harika. Evet Güzel. Behzat Bey size hoş geldiniz. Evet, Elvan hoş Hanım bulduk. hoş Merhabalar, geldiniz. hoş bulduk. Hoş bulduk Evet valla. yarın 14 Şubat. 14 Evet. Şubat deyince evet böyle bir şarkı çıktı ama sen de unutulmazsın yani. 14 Sağ ol. Şubat'ta direkt aklımıza geldi. İyi ki bu Valla. akşam geldiniz. Çok keyifli bir gece olacak. Sağ olun. Biz de çok mutluyuz burada olmaktan. Öncelikle hayırlı olsun parçaları. Teşekkür ederim. Biz de sevgili İlyas'la beraber, İlyas Yalıntaş'la beraber Embo Orkestrası Mecnun diye romantik bir aşk parçası yaptık. İnşallah müzik severlerden çok güzel tepkiler geliyor. Biz Aybüke gibi projeydi bizim parçamız. Öyle değil yani. Yapmayan proje ama biz proje yapmak zorundayız. Çünkü parçayı seçtiğiniz zaman ülkemizde birçok insanla çalışma şansımız oldu. İşte Tarkan A1'ini söyledi. Sezen Aksu, Ajda Pekkan, Zine Salih, Funda Arar'la. Herkes de her tarzdan bir şeyler yapmaya gayret ediyoruz. Ama esas yaptığınız iş kime olabiliyor? Yani şöyle bir baktığınız zaman hani bu elbise kime olabilir dediğinde ben zaten bu yaptığımız şarkı İlyas'a tam oturabileceğini ve onun üzerine olabileceğini düşünmüştüm. Direkt parçayı yaptıktan sonra İlyas'a dedim böyle böyle bir parça var. Hani çok romantik, duygusal ve senin sesine gidebilecek. Maalesef proje olduğu için öyle Estağfurullah. yapamadım. Projeden Yok ya. kastım benim şu. Hayır, Hani tabii böyle tabii. ne Yok. yaparsam da tutar.
Yok yok. Yoksa öyle sizin değil ya. Şaka öyle, yapıyorum. Öyle espri yaptım proje sizin derken. Hani olmuyor ama belli. Elimizdeki bir şeyde insanlara bir orkestra şefi olarak, müzisyen olarak da bir yorumcu olmadığım için hani kime gidebilir, nasıl söyleyebilir, nasıl güzel etkileyebiliriz? Yani sizin yaptığınız işte de işte bir karışarak işte parçanın sözlerine beraber destek vererek ama bizde maalesef müzisyen olarak onun o parçayı güzel söyleyeceğini düşünerek ve onun sesine gideceğini düşünerek yapmak zorundayım. Hı. Biz İlyas'la İncirler olana kadar yaptıktan sonra çok güzel bir müzik sektörüne adım attı, yürüdü gitti. Sonra Büşra Periz diye 18 yaşında genç bir kızla Olmazsa Olmazımsın parçası elimde. Büşra da Trabzon'da yaşıyor. İşte o zaman 17 yaşında böyle. Ben de eşimle gittim. Annesi babası yanlış anlamasın orada bizdeki şeylere uyuyalım diye kurallara. Babası ben müzik yapmasını istemiyorum dedi. Tamam dedik. Geri geldik. Sonra aradan 1,5-2 yıl geçtikten sonra bu parçayı buldum. Ve İlyas'a dedim ki böyle bir parça var, böyle de bir solist var arkadaşımız, süper olacak dedim. Sen ne düşünüyorsun hocam dedi. Ya olur mu dedi, çok dilsiz. Ya dedim ona sen müsaade et, bir stüdyoya girelim okuyalım. Bir yaptık, İncirleri olanın neredeyse 125 milyona geldi. İkimizisi bir başarı yakaladık. Dolayısıyla genç bir tane de arkadaşımız müzik sektörüne girmiş oldu. Yani parçayı yaparken mecburen ben orkestra şefi olarak, bir müzisyen olarak ona onun sesi rengine yani onun vücut yapısına uygun olmasına çok bakıyorum ki yaptığımız işlerde deneyimlerimle bunu keşfettim. Şimdi müzikseverlere böyle Mecnun diye güzel bir romantik aşk parçası oldu. Bir sevgili olsun. Bilal Sonses sözlerini Türkçesini yazdı. Yapmaya gayret ettik. Ne mutlu. Sizin de bir düetiniz var sevgili Mustafa Ceceli ile. Evet. Aslında NBA'ye girme hikayem oldu aslında bir yandan eksik şarkısı. Yani Beysap Bey aslında işin arka planında birazcık da algoritmasını bilerek hareket ediyor. O şarkıda da Mustafa Ceceli ile benim sesimi meç etmeyi tercih etti. Ya benim için de birdenbire sürpriz gibi bir şeydi hayatıma giren düşen. O zamandan beri Embe ile beraberim. Embe evet. Okul gibi az önce söylediği gibi tam bir aile orkestrası. Yani ben de burada büyüdüm diyebilirim. Burada anne oldum, burada evlendim. Böyle evet. Hayat serüvenlerimizi yakından takip ettiğimiz Beysap Bey'in de aslında bir yandan hem aile babamız hem iş yerindeki babamız gibi bizi de öğrettiği ve eğittiği bir platformun içindeyiz. Yapmaya gayret ediyoruz. Esas işin gerçeği şu, parça bir parça geldi bana. İşte birçok size de bütün müzisyenlere geliyordur. İşte bizim bir ekibimiz var. Hakikaten içinde böyle hani dinlenmek gerektiğim parçalarını bana onlar seçiyorlar. Şunları dinle diyor. Biz de dinliyoruz. Bir tane parça geldi. Elvan'ın sesi var. Bir besteci nerede yaşıyordu? İstanbul yakınında. Gebze'de. Gebze'den. Çocuk illa besteci beni arıyor. Diyor ki böyle parçamı nasıl buldunuz diyor. En sonunda artık ben parça yani parça değil de o şarkı söyleyen hanımefendiyle ilgileniyorum dedim ben. Deyince adam biraz yıkıldı. Sorun değil o parçayı yapacağız ama dedim. Ama esas hanımefendiyle tanışmak istiyorum. Elvan'la tanıştık. Çünkü orada bestesini sunacak birisine yorumlatması lazım. Elvan'ın sesini dinledim. O enterese oldu tabii ses. O zaman da omuzunda başın eksik yatağında kokum var diyordu. O besteciyle o parça elimdeydi. Sevgili Mustafa Ceceli zaten onun tamamıyla Türkiye'yi sallamışız. Yağmur Ağlıyor yaptık. Büyük başarılar kazandık. Sonra bayağı büyük star olduktan sonra dedim ki böyle bir arkadaşım var. Genç bir arkadaşımız. Ona gel düeti yapalım. Tabii ki hocam dedi. Yaptık beraber eksik parçasını. Müthiş müzikseverlerden acayip ilgi gördük. Dolayısıyla Elvan Günaydın'da müzik sektörüne kazanmış olduk. Sizlerle tanıştırma şansına sahip olduk. Süper, ne güzel. Çok mutlu olduk. Ben Bir de öyle.